Dostlar selamlar. Yine size efsane bir indirimle beraber geldim. Top Eleven'da Ramazan geldi. 2023 Ramazan'a Top Eleven yine efsane indirimlerle girdi. Nedir bu indirimler diyeceksiniz? Huawei Cash kuponları üzerinden 5000 TL'lik, 50 TL'lik, 750 TL'lik ve 250 TL'lik kuponları var. Yavaş yavaş ineyim aşağıya. 21.03 tarihinde, 21 Mart tarihinde başlıyor kampanya. Ve sadece AppGallery'de süper indirimlerle kutlayın. %60'a varan indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıca bol bol cihaz ödülleri de sizleri bekliyor diyor AppGallery olsun sponsorumuz olarak. Her satın alımlarda Huawei puan kazandırıyor bizlere sürpriz puanlar. Ayrıca şanslı çark var. Çarka katılıyorsunuz. %100 Huawei puanlarını kazanıyorsunuz. Çarkı çevirdiğinizde kaç puan geldiği sizlerle paylaşılıyor. 750 TL'den fazla ödeme yapan kullanıcılar bir şanslı çekiş hakkı kazanacaklar. Burada zaten kaç adet kaldığı da çarkta yazıyor sizlere. Bitmedi sürprizler ekstra %20'ye varan indirimler ve nakit kupon bol bol kazanlar var. Bu sefer fener toplamanız gerekiyor. Nakit puanla fenerleri takas yapıyorsunuz. Ve kampanyaya dahil olan oyunlarda oyun için satın alımı yaparak fenerleri toplayarak nakit puanla aslında bu fenerleri değişiyorsunuz. E nasıl kazanacaksınız? 10 fener, 50 fener, 100 fener ve 500 fenere denk gelen kuponlarla kaç feneriniz kaldığını hesaplayıp ondan sonra bunları nakitte çevirebiliyorsunuz. Arkadaşları davet edip yine kazanabiliyorsunuz. 5, 10, 15 olarak davetlerinizle beraber Huawei kuponları da yine kazanabiliyorsunuz. Hangi oyunlarda geçerli? Bizim oyunumuzda Top 11'de tabii ki geçerli ama APK'lerde bol bol PUBG oynadığınızı biliyorum, Mobile Legend oynadığınızı biliyorum. Futbol oyunlarına baktığımda aslında Top 11'de geçerli ama Garden Escape'de falan da oynuyorsanız veya e, Fan bir Breakaway oynuyorsanız oralarda aslında birçok büyük oyunda da geçerli olduğundan bahsedelim. Herhangi bir yardım için Discord kanalını yine ben yorumları ekleyeceğim üye olup eklenip siz de ödüller kazanabilirsiniz. Huawei AppGallery ve HMS kuru indirmeyi unutmayın. E bakalım kadro nasıl şimdi? QR kodu şuralara ekliyorum. Hadi biz de o sırada kadromuzda neler var beraber göz atalım. Evet takımımızın başına döndük. Bakalım bizi macerada neler bekliyor? A'yı seçelim. Artı bir sağlığımızı alalım. Önümüze bakalım. Top Eleven duyurusunda zaten pek bir şey yok. Bakıyorum. En yeni ülkeyle tanış durağımız mı? İngiltere. İngiltere ile zaten tanışıyoruz. Tanışma videosu var. İki kat fazla token kazanma şansı şu an Top Eleven'da bizleri bekliyor. Hah Sercan Yazıyordu bak yorumlarda Sercan. Arkadaş olmak istiyor. Sercan'ı kabul edelim. Sercan'ın takım da takım hani. Sercan ayıp ya. Bu nasıl bir takım ya? Cık. Bir dostluk maçı yapmam Sercan. Ya şu kadroya ezdirmem. Almış Real Madrid formasında. Kadroya bak kadroya. Torlar o dinler ateş ediyor. Bu kadro az burada. Iron Man'i de çağır. Forvet'te de halk oynasın. Bu ne? Adam Avengers gibi kadro kurmuş. Özel tek seferlik sıkı şutlar teklifini kaçırma diyor. Şu an %75 indirimli 45 liraya e, bu tekliften faydalanabiliyoruz. Onu da göstermiş olayım. O son maçta 4-1 yenilmişiz. Moraller bozuk. Ligde 5 gün kaldı. 5. sıraya demirledik. Şu ilk 4'e kapağı atmamız gerekiyordu ya. Şu yenilgi kötü olmuş. Ya ben izolü yerim diyordum. Cık. İzolü yiyememişiz. Şimdi maç izolle gerçi. Bir maçtan daha fazlası. İzol deplasmanına gidiyorum. Şey kaç puan farkı 3 müydü? Aa puan farkı 2. İzolü yen ilk 4'ü at. En kritik maçta şu an şey yapmışım. Geri döndüm. Bekleyin bizi. Şu an önce şu özel sponsor şeylerini bir alalım. Kart yemeden peş peşe iki maçımı oynamışım. Şu kilometre taşına da ulaştık. Beş yaptık. Şunu da alayım. Bakıyorum. Görevlerde başka doldurduğum var mı? Yok. Ödüllerde doldurduğum da yok. Şuradaki notlara bakalım. Onları bitirelim. Do perfect ve ülkeyle tanıştı. Topluluk notları var. Onlarda bir şey yok. Menajerde artı bir ne yazıyor? Ona bakacağım. Altın eldiveni alabiliyorum. Beyefendiyi alıyorum. Buraları iyi geçmişiz ya. Patron. 350 galibiyete biraz var daha. 195 diyeyim. 1000 gole de biraz var. 708 daha. Yaşam boyu başarılarda. Federasyonda ne var bakıyorum. Federasyondan artı 4 sağlığımı alayım ben yine. Allah razı olsun. İki gün sonra bitiyormuş İngiliz rakipler. Orada bir İngiliz rakiplere katılalım. Güzel. Şunların kilidini açı açı gideyim ben. Yorgun oyuncuları dinlendirmek için takıma git diyor önce. Şu takımı ben bir yorgunluğunu alayım da geliyorum. Takımı yine benim canı çıkmış. Şu yorgunlukları bir alalım. Moraller de bir düzelsin. Ondan sonra şu İngiltere'ye bir İngiliz rakiplere bir girelim. Özel event'e. Red Runners mı çıktı gerçekten ya? Moraller bozuk. Girdik bakalım maça. Piliç ve Valenilla'ya güveniyoruz. Kurşun, Karasko. Kara, takımın yıldızı Kara ya. Hop şunu çekeyim. Valenil, ah. Ha penaltı yedik. Dakika yedi. Oo dışarı vurdu. <laughs> Yoksa bizim kaleciden pek ümitli değildim ya Thomas'tan. Valenilla. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Vur. Oh! Atlı vallahi Valenilla. Görüyor musun? Azdekovic'in asisti güzel. Gole bir puanı vardı. Bir puanı aldık. Bir de galibiyet gelirse tertemiz. Kurşun da şov yapıyor ya. Kurşun oyununu alsak mı ne yapsak? Müller. Piliç ah Müller ah. Sen güzel orta açacaksın da görecek bu gözler. Feni. Yok canım öyle bir... Aa, sektirdi de attı ya. Üf, yani şu gol yenmez. Yine Fransız kalecimiz Thomas şov yaptı. Şu kurşundan şikayetçiyim ya. Şikayetçiyim de alacak DC'm de yok ki. Kimi alayım? Gozzoli çeksem yine sıkıntı. Yok. Şey yapamıyorum yani. izlemeyin. Thomas zaten almaya meyilli. Şöyle bir savunma bonusu vurulur mu diye düşündüm de yok. Taraftar ne durumda? Sağ avantajı da yok bizde. Kurşun daha nerelere düşeceksin? 5-8'e düştü ya adam. Piliç. Kara bir önüne pas. Bir Valenilla'yı geri bul. Adelkoviç ah. Güzel de bir asist yapmıştı. Paşam. Yok kurşunu çıkarmam lazım ya. Gozdoli bir şekilde halledecek orayı. Yapacak bir şey yok. İkinciyi alıyorum yapacak yani o bilir işini bu az bu valenilla'yı bulman lazım pilişle olacak iş değil o Karasco da gitmiş Şu an Karasko'nun yerine ne yapabilirim onu düşünüyorum. Sağda yok ki. Yani o kadar kötü oynuyor ki takım. Şu üretemiyorum. Çözüm üretemiyorum şu an. Herbert'in yerine kim alabilirim? İbrahim iş yapar orada. Herbert İbrahim değişikliği yapabilirim. Kara bizim Modric'imiz. Müller'i bulduk yine. Bir güzel şut. Ah oh, Vallenilla. Bir daha zor buluruz bunu. Nudeyakovic, Thomas ve Valenila şu an. 3 kişi oynuyor sağda. Müller. Müller'den yine atakta kaptırılan bir top. Aman. Offside. Güzel. Kabak gibi offside hem de. Savunma felaketlerden felaket beğeniyor şu an. Müller. Aa, fol. Sarı da çıktı, güzel. Oradan bir Juninho Pernambucano friki. Piliçten. Oh! Caliutso gol yalnız. Topu biz oynamaya başladık ya. Kara, Lenilla, Müller. Ah! Oh, ah! Oh, İbrahim atıyordu vallahi. Orada kornerimizi de yediler sanki bizim. Karasko, Kara. Müller yine kaçtı. Vur! Ah oh, bir daha! İbrahim'i görüyor musun? İbrahim valla 6-5'lik değil. Hak etti daha ötesini. Ha şöyle yükseltin. Şu savunma teklemesi alırız maçı. Oradan çıkamaz. Aa fol verdirdi. Guthrie'ye penaltıyı da dağlara taşlara vurmuştu. Friki'yi de benzer vurdu ya. Topçu falan değil bu Guthrie. İkinci Ulusoy aman diyeyim. Orada bir top kaybı de istemiyorum. Şey Jason top kaybı. Pek tercih edemeyeceğim. Defans tarafını topladık gibi ya. Sanki bir kilitleniyor gibi de. Son 10 dakika daha bir direnelim. Aferin Karasko. Bir de hızlı atak başlat. Piliç ver kaçsan hiç uğraşma. Müller'den çok güzel. Aferin İbrahim. Aferin İbrahim. Aferin İbrahim. Galibiyet golünü attı. <laughs> ne topçular var be. Aferin İbo. Aa, İbrahim İbrahim'e 6-8 verilmez. Şov yaptı İbrahim ya. Ayıp yani şu an 6-8 olması onun. Oh! Nereden yedin? Şu galibiyet golüydü be. Omozusi. Thomas sağ olsun. Leo Franco golü yedi. Maç bizim hakkımızda mı olsun. Beraberlik çıkardık. İbrahim'in o güzel golüne yazık be. Kaleci. Thomas. Cık. Olmadı. Ayıp ettin adama. O Valenilla iyi oynadı. Azdeykoviç iyi oynadı. Geri kalanı Allah'a emanet bir şekilde maçı bitirdik. Maçtan çıkalım. 2 puanımı aldım. Önüme bakarım. Neyi izlemek için buraya tıklayayım ya? Şey maçı mı? İzol maçı mı yoksa? İzol maçına daha takım hazırlayacağız. Maçı ön izlemeye bir gidelim hemen. Yok yok zor maçı değil. Şu takıma biraz da antrenman yaptırdı mı? İzol maçına tam hazırlayayım. Baktım hemen bonuslara da. Oyuncuları seçelim. usta işimiz yok. Şöyle. Bitti diyorum. Alıştırmaları seçiyorum. Pas koşu koyuyorum. Hızlı kontra koyuyorum. Rakibe pres. Kaleci seçmedik. Kafayı kullanmalı alalım. Fiziksel zihinselde de bir de ısınma alalım buraya. Şu ekip bir çalışsın. antrenman raporu gelsin hemen. Şu antrenmanı bir daha tekrarlayayım ya. Oyuncu gelişim kaydetti Alperen Gürbüz. Güzel. Bir de görev tamamladık. O göreve de hemen gidiyorum. Şöyle bu kırkımı da alıyorum ben. O da bizi 6. seviyeye taşıyor. 6. kilometre taşına ulaşalım. Şu çekme özelliği alt, artı onu hemen pilice bir yüklüyoruz. İzol maçı öncesi. Her gün piliç maçın adamı olmaya hazır. Güzel. Sercan hemen maçı oynatmış. Sercan bir dur be kardeşim. Kurmuşsun kral kadroyu. bizi oraya mazlum gibi çağırıyorsun. Açık çıkartırmadı 7 ile zor topça alırız ya. ya. bak bize özel dandirik dandirik adamları şey yapmışlar. Ah 2'ye gitti vallahi. Güzelim DR gitti 2'ye. Şöyle bir kadroya bakayım ben. 4 yıldızlı stoper bulsam oynayacak durumda şu an ulus oyun yerine ya. Stoperde işler kötü bende. Arka tarafı toplayacak biri lazım. Utanmasam 3 forvete döneceğim. Oynası oynayacak Suarez'de. Şu Ulusoy'un yerine bir tane defans alabilirsem farklı olur orası. Güçlendirme laboratuvarından alacak bir şey mi var ya? Hemen alalım. Biri aldık. İkinci seviye için 4 lira istiyorsun ama olmaz ya. Yeme bizi. Şu ilk 11'i bir daha bir dinlendirelim. İzol maçı önemli maç çünkü. 6 puanlık maç. Hasan Şaş mı? Adam Forvet Hasan Şaş koymuş ya. Nasıl bir sevgi? İlanmansız falan var yani adamın kadroda. Bizim savunma daha iyi. Orta saha 95 mi? Yuh be kardeşim! Orta sahada kim var sizin ya? Bonetler falan var. Hmm. Kaleci falan çok kötü ya. Parayız bir tek orta sahaya basmış. Bir tane şöyle Defans bulsam sanki alırım bu maçı ya. Köy kiralamada bir adam var mı düzgün? DL. Hı solda Sol bek kiralamam ya. Sol bekte olmaz o iş. Ben şu transfer tahtasına bir bakayım. Bunlara hiç teklif yapılmamış mı? O yüzden mi böyleler? Sarılar. Ya, 1-2 yapılmış. Woodford. Woodford 6'yı bulmuş ya. Woodford'u alamayız. Jimenez'i 1'e alırım aslında ya. Bernardo Jimenez. Bir teklif etsem bence okey. 1'e ben adam alabiliyorsam Jimenez'i alayım. Şöyle bakıyorum başka ucuz adam düşürebilir miyiz diye. Carter her yerde oynuyor orada. Kart 3'e Carter alacaksam 3'e Carter'a da okuyayım ben ya. Kadroya genişlik katayım. Himeneze 2 verdiler. Püh. Jimenez'e 3 yapacağım. Carter zaten 5 oldu. Mere bunu da 3 yaptılar. Bunlar zaten teklif meklif gelmez. İyi Jimenez'i aldık. Stopper hattına bir tane şey katmam gerekiyordu çünkü. Genişlik. Hemen tecrübeli Meksikalı Jimenez'imizi koyalım. Ulusoyun yerine. Baksana aşağısı da çok kötü ya. Jimenez hemen Şöyle koyalım. Ne yapsın adam yokluğunda Jimenez oynayacak. 78'e put diye çıktı zaten. Yedekte de bir tane stoper olsun. 4'e yani de zaten 3'e 4'e maksimum olabileceğin topçu bu olurdu. Bildirimlerde de açık arttırma. Savon Carter'la zaten işimiz yok. Şimdi izol maçını beklemeye başlayalım. İzol galibiyeti bize bir üstlüğün perdesini açar. Bakalım bizi neler bekleyecek. E o zamana kadar da teşekkür edeyim size. Gelecek bölüme kadar kendinize iyi bakın diyeyim. Ramazan kampanyası devam ediyor. Biz bir bölüm daha atarız. Ramazan da isterseniz Top Eleven, isterseniz FM maceramız sürer. Gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.